İştekadınlar.com olarak iş dünyasındaki kadınların haberlerine odaklanıyoruz. Bunu yapmamızın tek amacı var, medyada kadınların daha fazla görünür olmasına katkı sunmak. Tıpkı internet sitemizde olduğu gibi bunu YouTube kanalımızda da yapmaya çalışıyoruz. Kadın girişimcilerle röportajlar yapıyoruz, yönetici pozisyondaki kadınlarla, kitap yazanlarla, akademi dünyasında araştırma yapan kadınlarla röportajlar yapıp bunları yayınlıyoruz. Şimdi de başka bir şey yapalım istedik. Geçtiğimiz haftaya kadınlar ve cinsiyet eşitliği açısından bakalım ve öne çıkan hangi haberler var, onları derleyelim ve sizlerle paylaşalım istedim. Bu yüzden karşınızdayım. Hadi gelin, geçtiğimiz günlerde neler olmuş, öne çıkan önemli olaylar, gelişmeler neler? Bir bakalım, hep birlikte göz atalım. Ben şimdi size hemen hazırladığımız sunuyu göstereceğim. Kadın kooperatifleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya teşvik verilmeli. Bunu söyleyen Türkonfet'ten Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar. Türkonfet iş dünyasında kadın komisyonu, kadın kooperatiflerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunları masaya yatırdı. Komisyonun elde ettiği bulgulara göre bu süreçte kreşlerini, oyun odalarını, üretim mekanlarını, atölyelerini, lokanta ve kafelerini geçici de olsa kapatmak zorunda kalan kadın kooperatifleri, fatura ödemeleri, vergi ve kredi borçları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle kırsal alanda kurulu olan kadın kooperatifleri, üretimin sürdürülmesi aşamasında ve pazara erişimde çeşitli zorluklar yaşadı. Ekonomik nedenlerle daha önceden verilen siparişlerin iptal edilmesi de kooperatiflerin yaşadığı zorlukların bir diğer önemli nedeni olarak dikkat çekti. Diğer taraftan hijyen malzemesi üreten az sayıda kooperatif bu süreçte iş hacmini artırmayı başardı. Ama genel olarak baktığımızda kadın kooperatifleri büyük bir zorluğun içinde. Türkonfet iş dünyasında kadın komisyonunun yaptığı bu çalışma çok dikkate değerdi. O yüzden ilk sırada yer alıyor. Kadın kooperatiflerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Türkonfet Yönetim Kurulu Başkanı, Türkonfet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkonfet İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu Eş Başkanı Reyhan Aktar, bu süreçte özel sektörün kadın kooperatiflerinden aldıkları ürün için vergi teşviki getirilmesi kooperatiflerimizi güçlendirecektir dedi. Ve bir başka gelişme, İyi İşler programında mezunlar verildi. Şimdiye kadar 26 kadın girişimci tamamlamış oldu. Toplamda da 72 kadın girişimci İyi İşler programından mezun oldu. İyi İşler programı nedir? Boyner Group, Kagider ve Bank of America desteğiyle bu üçünün bir araya geldiği bir oluşum. Bu oluşum İyi İşler programını hayata geçirdi. 2020 yılında üçüncüsü gerçekleşti. Bu programda ne yapılıyor? Kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi, pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler sunuldu. Hakikaten önemli bir çalışma. Çünkü biliyoruz ki biz kadın girişimciler maalesef pek çok sorun yaşıyoruz. Bu sorunların elbette ki başında da bilgi eksikliğimiz geliyor. Yani biz bilgiye ulaşımda hem kendi bilgilerimiz eksik hem de bilgiye ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Pazarlamayı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Neyi nasıl satacağımızı bilmiyoruz. Hakikaten bu yüzden bu İyi İşler programı çok işe yarayan, kadın girişimcilere böyle ne denir, can suyu veren projelerden, programlardan biri. Bir diğer gelişme, Türkiye'nin 10 başarılı genci açıklandı.
Birleşmiş Milletler'in desteklediği Junior Chamber International tarafından 83 yılından beri düzenlenen program kapsamında 10 başarılı genç açıklandı. Elbette aralarında kadınlar da var. İş dünyası, ekonomi ve girişimcilik alanında Hazel Topçu, siyaset, hukuk ve kamu yönetiminde Onursal Adıgüzel Fişer, bilimsel önderlikte doçent doktor Ceren Yarar, kültürel başarıda Cem Esen, çevre korumacılığı ve bir başka önemli olay, Türkiye'nin 10 başarılı genci açıklandı. Junior Chamber tarafından 83 yılından beri her yıl yılın başarılı gençleri açıklanıyor. Elbette onların arasında kadınlar da var. İş dünyası, ekonomi ve girişimcilik alanında Hazel Topçu, ki Hazel'le yaptığımız röportaj YouTube kanalımızda var. Daha önce yapmıştık, isterseniz izleyebilirsiniz. Siyaset, hukuk ve kamu yönetiminde Onursal Adıgüzel Fişir, bilimsel önderlikte doçent doktor Ceren Yarar, kültürel başarıda Cem Esen, çevre korumacılığı ve ahlaki önderlikte Ece Gözen, insan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkıda Murat Turgut, insanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmette Mehmet Atakan Foça, fen ve teknik gelişmede doçent doktor Aydan Dağ, kişisel başarıda Hande Arı, tıbbi yenilik ve buluşlarda doktor öğretim üyesi Fatih İnci ve Türkiye Senato ödülü de Karsu Dönmez'e verildi. Onlar layık görüldüler. Ve bir başka gelişme, Borsa İstanbul'da Gong Arzum elektrikli aletleri için çaldı. Arzum'un Yapı Kredi liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong töreniyle tamamlanmış oldu. Törene katılanlara şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen fotoğrafa iyi bakın, dikkatli bakın. Bakın bakalım fotoğrafta kimler var. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Doktor Korkmaz Enes Ergun bu törende açılış konuşmasını yapmıştı. Gongu çalarken de Arzum ev aletli, elektrikli ev aletleri CEO'su Mete Zadil, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Yıldız, Arif Emre Ünal, Serhan Giray ve Arda Altınok vardı. Ve elbette bu fotoğrafın içinde dikkat çeken isme bir kez daha bakalım. Fotoğrafta kaç erkek var? 2, 4, 6. 2, 4, 6 erkek var. Bir tane de kadın var. Ben şöyle fotoğrafı size büyüterek göstereyim. Bu kişi Mehtap Yıldız, Arzum'un genel müdür yardımcılarından birisi. Altı erkeğin arasında bir tane kadın var. Bu aslında hem sevindirici hem düşündürücü bir fotoğraf. Biliyorsunuz genel olarak Türkiye'de bu tür toplantılarda fotoğraflara baktığımızda hep erkekler oluyor. Hiç aralarında kadın göremiyoruz ve nihayet bu fotoğrafta bir kadın var. Bu hepimiz için sevindirici bir gelişme. Mehtap Yıldız sayesinde biz aslında bu fotoğrafta ne görüyoruz biliyor musunuz? Eğer siz kadınları yönetici pozisyonlarına alırsanız şirketinizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarından emin olabilirsiniz. İşte Arzum'un Gong törenindeki bu fotoğrafı da bunun bir ispatı niteliğinde. Ve geçelim bir başka gelişmeye. Bu da güzel, harika gelişmelerden birisiydi. Nurtaç Ziyal Afridi, Godiva'nın yeni CEO'su oldu. Godiva biliyorsunuz Yıldız Holding'in, Ülker Grup'un kardeş şirketlerinden birisi. Yıldız Holding bünyesindeki lider global premium çikolata şirketi Godiva'nın yeni CEO'su artık Nurtaç Ziyal Afridi oldu. Nurtaç Hanım şirketi yeni kanallar ve coğrafyalar üzerinden büyütmeyi, ürün portföyünü genişletmeyi ve dijital kanallar üzerinden müşteri ve tüketici ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Nurtaç Hanım'ın CEO
olarak atanması ile ilgili Murat Ülker, işletme, operasyon ve finans alanındaki kapsamlı uzmanlığını Godiva yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odağıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek dedi. Peki Ali Ülker ne dedi? Ali Ülker de Yıldız Holding olarak üst yönetim kademelerinde kadın çalışanlarımızın görev almasını arzu ediyor. Yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyoruz dedi. Bu diğer şirketlere örnek olacak çok güzel bir gelişme. Biz de Nurtaç Ziyali Afredi'nin Godiva'nın yeni CEO'su olmasından ötürü mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtelim istiyoruz. Ve geçelim bir başka önemli olay. Rahmi Koç, Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'na Filiz Garip ve Hatice Altuğ layık görüldüler. 2019 yılına ait ödülü Cornell Üniversitesi'nde sosyoloji alanında çalışmalar yapan Profesör Doktor Filiz Garip layık görüldü. Filiz Garip'le özel bir röportaj yaptık bu ödül almasından ötürü. YouTube kanalımızda var. Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ayrıca 2020 Bilim Madalyası ödülü ise Profesör Doktor Hatice Altuğ layık görüldü. Hatice Altuğ nano boyutta ışık madde etkileşimleri, ışığın çip üstünde manipülasyonu ve yenilikçi nano biyofotonik uygulama alanlarındaki öncü katkıları nedeniyle Bilim Madalyası ödülüne layık görüldü. Bir başka gelişme, Kız Kardeşim projesiyle 30 girişimci kadına toplam 765 bin liralık hibe desteği sağlanacak. Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve TOP işbirliğiyle biliyorsunuz Kız Kardeşim hibe programı devam ediyor. 29 kadın girişimciye 25'er bin, bir kadın girişimciye 40 bin, jüri özel ödülüyle de birlikte toplam 765 bin liralık ödül verilecek. Eğer yeme içme faaliyetini sektöründe faaliyet gösteriyorsanız siz de bu hibeden faydalanmak için başvurabilirsiniz. Başvuru için 4 aşamayı geçmek gerekiyor. İlk şartsa kızkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerinizi tamamlayıp sertifika almanız ve sonra da diğer başvuru şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Ve Emine Sabancı Kamışlı İngilizce Fırsatın programıyla 150 gence destek dedi. Online bir toplantı düzenlendi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Esas Holding'in gençlere fırsat eşitliği sağlayan programı kapsamında bu kez de İngilizce Fırsatım isimli yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. İlk yıl 150 gence İngilizce eğitim verilecek. Malum devlet okullarından mezun olduğumuz zaman İngilizcemiz yeterli olmuyor. Mrs. Brown statüsünde kalıyor İngilizcelerimiz. İşte bu yüzden çok önemli. Hani global dünyaya entegre olabilmemiz için bizim İngilizceyi halletmemiz gerekiyor ama hala halledebilmiş değiliz. Okullardaki eğitim yeterli değil. Bu nedenle Esas Holding'in 150 gence İngilizce eğitimi verecek olması da bizce önemli bir gelişme. Ve yılın belki de olayı diyebiliriz. Dijital platformlara yeni bir rakip geliyor. Netflix ya da Acun Ilıcalı'nın ekseninden sonra bu kez de Gain Media var. Gain Media'yı niye gündemimize aldık? Çünkü Gain Media'nın kurucusu Filli Boya'nın eski sahibi olarak tanıdığımız Gözde Akpınar. Gözde Akpınar'ın yeni girişimi Gain Media 30 Aralık'ta yılbaşı gecesi programıyla yayın hayatına başlıyor. Çok da iddialı isimlerle birlikte geliyor. Diğer kanallardan farklı olarak yeni bir video deneyimi sunmayı amaçlıyorlar. Cep telefonlarına indirilecek ve dikey formatta programlar izlenebilecek. Burada Game'de dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine bir alternatif bulabileceği bir yelpazeyle, böyle bir iddiayla geliyor Gain. Biz de bu başarılı girişiminden ötürü Gözde Akpınar'ı tebrik ediyoruz. Cesaretli bir girişim diyorum ben aynı zamanda buna. Çünkü böyle bir zamanda hani Netflix gibi bir dev var, Acun Ilıcalı gibi
işte milyonları peşinden sürükleyen bir isim var. Onların arasına dijital platformda yeni katılacak olmak gerçekten cesaret isteyen bir iş. Ama Gözde Akpınar'da biliyoruz ki bu cesaret var. Ve onun ayrıca başka bir özelliği daha var. Gözde Akpınar'ı bu girişiminden ötürü tebrik ediyoruz. Cesaret verici bir girişim ama o cesaretin de Gözde Akpınar'da olduğunu biliyoruz. Çünkü babasının vefatının ardından Filli Boya'nın başına geçmiş ve çok kısa bir sürede de şirketin cirosunu artırmıştı ve 2019 yılında da şirketini satmış ve daha sonra da Gain Media'nın kuruluş hazırlıklarına girişmişti. Gözde Akpınar'ın başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra marka aktivistliği de söz konusu. Böyle bir kimliği de taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerine de imza atmış bir isim o. Örneğin Kadın Ustalar programıyla filli boyalarda kadınların boya ustası olmaları için onlara eğitim ve sertifika programı verilmesini sağlamıştı. Eğitimler alan kadınlar da boya ustası olarak iş sahibi olmuşlar ve iş hayatının içine dahil olmuşlardı. Bunun gibi başka projeleri de hayata geçirmişti. Ayrıca ses getiren o sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği filmlerinde de yine Gözde Akpınar'ı görmüştük. Bu konuda önemli çalışmalara imza atmıştı. Bir kreatif yönünün de yüksek olduğunu bu filmler sayesinde görmüştük. Eminiz bütün bu yönleri Gain Medya'ya da yansıyacaktır. Gain Medya'nın başında da yine NTV'den tanıdığımız, NTV'yi NTV yapan isim olarak bildiğimiz Cem Aydın var ve Mirgün Cabas gibi diğer isimler de yine Gain Medya'da olacaklar. Çok daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. Yolları açık olsun diyoruz.